Bilgin olsun, kabul etmen gerekmiyor ya. Birkaç gün önce gittim seyrettim. 3 saat. O filmin en can alıcı sahnesi de bu fil olayı. Bir görsen lan, güzel yapmış adam. Ama orada benim asla ve asla kabul edemeyeceğim ne hurafeler var. Sürüsüne bereket. Öyle de buna hurafe diyenler o hurafelerin dibine zaten batmış. Sana mı kalmış ona bir şey demek? Sen bin beter duruyorsun ya. Bir mi adam film seyreder etmez. Yani ne gaza getiriyorsun? Bir de bir yok yok dedin mi bu yasaklar alerji doğuruyor. Daha fena gidiyor millet. Düşünüyor ki millet onların askerleri. Yok. Benim gibi bir adam filme gittik ya. İşe bak. Hiç ben nerede gideceğim sinema filan bilmem ne. Gittim. Söylüyorum hani. Yani bu hoca da ne biçim hoca. Bu böyle bir biçim hoca. Gittim işte. Gittim seyrettim. Beğendim mi genel itibariyle? Beğenmedim. Yani öyle aman aman bir de bir şey değil. Bir de şimdi meselenin bir takım Kur'ani boyutları var. Onlar tam yansıtılmamış oralara. Yani ama bir senarist o kadar yapabilmiş. Filanca bilmem neyin efendim şeyi var. Pompası var orada yani. Yok öyle bir şey görmedim yani. Bir böyle Şii şeysi havası görmedim yani. Bir diyor Hazreti Muhammed'in çocukluğunu Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer'in gözünden dinlemeliydik. Ya o zaman Ömer yoktu be. Allah Allah. Kimden dinleyeceksin? Bunu Abdülmuttalip'ten ve Ebu Talip'ten dinleyeceksin. Mecbursun buna be. Yok efendim eli göründü peygamberin. Ne oldu şimdi? İsa'nın elini yüzünü gösteriyorlar. Bir şey demiyorsun. Musa peygamberin her tarafını gösteriyorlar. Bir şey demiyorsun. Yusuf peygamberi böyle seyrediyorsun. Bir şey demiyorsun. O da senin peygamberin. Niye ona bir şey demiyorsun? Peygamber milliyetçiliği mi yapacağız yani? Onlar da bizim peygamberimiz. Ne olmuş yani? Ne hassasiyeti görüyor musunuz? Bak asıl peygamberin mirasına, doğru mirasına sahip olmazsan böyle şeylerle uğraşırsın. Ben bu fil olayını orada seyrettim. Acayip abartılar var. Filmler böyledir zaten yani. Böyle abartı olacak ki öyle bu Ebrehe'nin bir takım sözlerini söylüyor filan. Allah nereden duydu ki bunları yani? Bir yerden buldu kenarından bucağından. Senarist ya abartmaya gerek yok yani. Aman aman emin olun sadece bir şeyden etkilendim. Tabii o Amine validemizi orada bir kadın tabii canlandırıyor filan. Yani mesela o kadın iyi seçilmiş. Yani o başka kadınlar da var. Onlar çok çirkin, acayip. Bu Amine validemizi oynayan işte o aktrist. Yani o iyi seçilmiş bir kadın. Yani böyle namahrem dünyada böyle haram diyebileceğimiz türden bir görüntü falan hiç rastlamadım yani. Bir sıkıntı yoktu ama 3 saatimiz gitti ya. Ben ki gaza geldim anla yani. Gaza geldik gittik işte. Bir daha da gitmem. Yani yazık günah. 10 tane ayet çalışırdım işte. Gittim. Bir ufak kızım var benim Zehra. O götürdü beni. Dolayısıyla gitmiş olduk. Bu fil olayını orada bir de canlandırmış oldular. Ben orayı seyrederken buralar aklıma geldi. O kuşların ağzına şey koydular. Koymuşlar. Böyle madeni bir şeyler. Tabii tam seçemedim onu ama böyle madeni bir şey. Burada madeni bir şey yok mesela yani. Madeni tam böyle yuvarlak şeyler yapmışlar. O senaryoda o kadar senaristler o kadar oynarlar yani. Çok da önemli değil. Tekrar ediyorum. Bir sürü hurafe var. Ama onlara hurafe demek için hurafelerin hepsine karşı çıkmış olmak gerekiyor. Senin hurafen güzel, öbürününki yanlış. Yok yani. Böyle çifte standart uygulamanın bir alemi yok. Siz bilirsiniz nasıl davranacağınızı. Bir kardeşiniz olarak tecrübemi, kanaatimi size söylemiş oldum.